Merhaba arkadaşlar. YouTube Fizik'te Barış kanalındayız arkadaşlar. Sadık Uygun yayınlarım. Spotlu LYS Soru Bankası'nın çözümüne devam ediyorum. Test 17'de birlikteyiz arkadaşlar. Konumuz kütle ve ağırlık merkezi. Evet ilk sorumuz. O1, O2, O3 merkezlerine sahip türdeş telden yapılmış. Bakın ağırlık merkezindeki en önemli kelimelerden biri. Tel satın alsaydınız ne ile göre alırdınız? Uzunluk. Uzunluk deyince de ya telin uzunluğu ya da düzgün geometrik şekil yapıldıysa ne önemliydi? Çevreler önemlidir. Ortak kütle merkezi O1'den ne kadar? O zaman tek tek ağırlık yerine çevrelerini asıyorum. Ne kadar? 2 pi R. Burası 2 pi 2 R. Burası 2 pi 3 R. Şimdi kolaylaştıralım arkadaşlar. Ben 2 pi R'ye P deseydim. Şu adam 2 P. Şu adam da 3 P oldu mu? Sana neyi soruyor? Ortak kütle merkezi o birden ne kadar? O zaman buradan moment alırsam bakın hemen direkt cevabı bulacağım. X eşittir 2P var. Buraya olan uzaklığı ne kadar? 3. Burada da 2R var. 5R. Bir P ağırlığımız var. Uzaklığı ne kadar? 3, 5, 7. R de buradan geldi. 8R bölü. Dikkat edin. Neye bölersem bulacağım? Total ağırlığa direkt bu. Neden? Çünkü biz neyi bulmaya çalışıyoruz? Sistemi taşıyan ipi. İpte kimi taşıyacak? 6P'yi taşıdığı için direkt ipin gerilmesini böldüğüm anda X eşittir. Burası 10. 8 bölü 6'dan arayacağınız cevap 3R'ye kadar uzaklıktadır. Evet. Kendi işlerinde türdeş olan levhalar asılınca ortak ağırlık merkezi O noktası oluyormuş. Bakın arkadaşlar. Burada dik üçgenler biraz sıkıntılıdır ama dik üçgenin bir özelliği vardır. Bakın. Şimdi diyelim köşegenlerin kesim noktası değil miydi? Üçgende ağırlık merkezi. Şurası. Şimdi ağırlık merkezinin bir özelliği vardır. Buradan bir iz düşüm yaparsanız buraya A ise buraya 2 A'dır. Buraya B düşüyorsa buraya da 2B özelliği hala devam eder 1'e 2. O zaman bakıyorum. Şimdi bakın burası 3 ise bunun ağırlık merkezi şöyle köşegenler diye çektiğiniz zaman nerede olacak? Şuralarda. Yani tam şuralı çizginin üzerine P düşecek mi? Burada da bir P düşecek mi? E bakın K ve L'in her birinin ağırlığı P ise bu P ile bu P nerede buluşacaklardı? Tam şurada bir 2P yaptık mı? Bakın şurada bir 2P ağırlığımız oldu artık. Şimdi diyor ki ağırlık merkezi O ise burası ise M'nin ağırlığı ne olmalı? Bunu soruyor. E 2P'nin buradan uzaklığı kaç arkadaşlar? 1. M'nin uzaklığı oraya 1. O zaman M'nin değeri ne olmalıydı? 2P olmalıydı. Üçgenlerin simetrik olarak buluşmaları lehinizeydi burada açıkçası. Evet. Her bir kenarı A olan kareler kullanılarak bir çekil yapılmış. Kütle merkezi ağırlık merkezi O'dan ne kadar uzak? Bakın şöyle yapalım. Şurada bir P. Burada bir P görünce bunlar tam şurada 2P yaptı mı? Kalan şu parçayla şu parçanın da ağırlık merkezi şurada bir 2P yaptı mı? Bakın şuranın uzunluğu ne kadardır? A kök 2 değil mi? Sana neyi soruyor? O'dan uzakta. O zaman bakın az önceki gibi yapacağım. O'dan moment alıyorum. X eşittir. Bunun moment yok. Bunun var. 2P'nin buradan uzaklığı ne kadar? A kök 2 bölü. Total ağırlığım kaç var? 4P. Bakın P'ler giderse, şunlar da giderse arayacağınız cevap nedir? A kök 2 bölü 2. Ya da bu ne demek? 1 bölü kök 2 demektir. O da olabilir. Evet. Düzgün türdeş bir telin ucu kıvrılarak yarı çapı R olan çember kalan kısmıyla da, da uzunluğu L olan bir parça yapılıyor. Ve böyle dengede kalıyor. Bakın buradan dengede. Bakın ne demiş? Tel arkadaşlar. Tellerde ne önemli? Uzunluk. Burada ne görüyorsunuz? 2 pi R gibi bir ağırlık var. Burada ise L değil mi arkadaşlar? Telin uzunluğu. Pi de 3 ise burası ne yaptı? 6 R. Ve sistem buradan dengede mi? O zaman buradan moment alırsak bu iş bitecek. Bakın yazıyorum. 6 R'nin buraya olan uzaklığı ne kadar? R eşittir. L ağırlığımız var. E buraya olan uzaklığı ne kadar? L bölü 2. Bakın ne oldu? 12 R kare eşittir. L kare ise L kaç R diye E kare kökünü alacağız her iki tarafında. L eşittir. 2 kök 3 R diye buluruz arkadaşlar. Evet zorlayıcı bir şekil. Daire dik üçgen ve kare lefadan kesilmiş sistemde K'nın kütlesi 4M. L'nin kütlesi 5M. Ve son olarak da N'nin kütlesi de M'ymiş. Kare levhanın bir kenarı da D'ymiş. Bakın yani ne öğreniyoruz? Her bir kenarın büyüklüğüne kadar D bölü 2. Diyor ki ağırlık merkezinin O noktasına olan uzaklık. Bakın bazen sayılar kısmetimizdir bazen değildir işte. Bir 4 M burada M burada değil mi? Bakın şu arayı bölmelendirmeye kalkarsak. Hep böyle bir de bak burada bir yarım var. Burada bir yarım daha çektim. Bir yarım daha bir yarım daha değil mi? Şimdi dikkat edin. Burası önemli. Şurada bir 4M var. Aralarında kaç tane var? Bakın yarım. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bir de burada da M var dedim. 5. Şimdi dengenin ağırlık merkezinin özelliği nedir? Büyüye yakın olacak. Ne gibi? Buradan X gidersem, buradan 4X gitmem lazım ki buluşalım. Bakın. O zaman bak buradan X gittim. Buradan 4X gidersem o zaman bunlar tam şurada 5M diye buluşur mu? Bakın yapalım. 4 kere 1, 4. M çarpı 1, 2, 3, 4 gene 4. O zaman bunlar tam şurada 5M yapacaklar mıymış? E bunun ağırlık merkezi neredeydi? Ben az önce üçgende bir şey demiştim. 2'ye 1. Burada değil mi? Bakın buraya da 1'e 2. O zaman bunun da 5M'si burada mı? 5'te 5'te tam şurada buluşacak mı? O zaman sistemin ağırlık merkezi budur. E buraya olan uzaklığı da bakın bu kadar yaptı. Yani 1 bölü 2D'ye kadar yaptı. Evet. Düzgün türdeş dairesel levha. Bakın levha deyince aklına geliyordu. Alan. Hemen başta. Ne kadar? Pi r kare. Buraya bakıyorum. Pi 1, 2, 3'ün karesinden 9 r kare yaptı mı? E, bu arada bir şey daha katmış. K'nın öz kütlesi 3D, L'nin 2D. Arkadaşlar öz kütle ne yapıyor? Kütle dediğin şey deve değil mi? Yani öz kütlenin büyük olması demek kütleyi de büyütecek mi? O zaman sen burayı ne yapıyorsun? 3D ile. Burayı da D ile çarparsam o zaman kolaylaştırıyorum. Bunun ağırlığına 9P dersem bunun ağırlığına hemen 3P diyebilir miyim? Neyi soruyor? Nerede ağırlık merkezi? E bir yerlerden moment alın. Burası güzel mi? X diyorum. Buradan moment alınca bu gitti. 9P var. Uzaklığımız ne kadar arkadaşlar? 1, 2, 3, 4R değil mi? Bölü toplam P'miz ne kadar var? 12P. O zaman ne oldu? 36 bölü 12'den arayacağınız cevap ne kadar? 3R say. 1, 2, 3. O zaman M noktasından asılırsa sistem dengede kalacak arkadaşlar. Evet. Kütle ve ağırlık merkezi testinde sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hoşça kalın.